2 gün sonra büyüyeceğiz. Büyüyünce ne yapacağız Tosya'da? Motosiklet kullanmaya başlayacağız. Doğru mu? Şimdi belki de yavaş yavaş babasında, işte abisinden isteyen buradaki kardeşlerimizden kullanan vardır belki. Evet. Yaşı geldiğimiz zaman, sürücü belgesini aldığımız zaman ne yapacağız ilk başta? Kaskımızı takacağız. Kasksız kesinlikle motosiklete binmeyeceğiz. Ve binerken de kesinlikle egzoz fıtık da çevremizdeki insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. Kurallar neyi gerektiriyorsa biz o kurallara uyup o şekilde aracımızı kullanacağız. Az daha büyüdü mü, aracımız oldu mu bu sefer ne yapacağız? İster şehir içerisinde, isterse ilçe merkezinde emniyet kemerimizi takıp o şekilde aracımızı kullanacağız. Biz kurallara uyduğumuz sürece kaza olmayacak ve bu kaza olmadığı sürece de kimse zarar görmeyecek. Açsınız. Böyle yapıyorsunuz açılıyor. Abi Haydar Faruk. Hocam size de lan. Bu özel kursla verilenmiyor. Haydar herkese kullanmayacak. Haydar. Evet. Ustalarsa bir şey kullanıyor. Haydar'a merak etme. Abi. Yani Allah kimseye bunu yemeyi nasip etmesin. Sen yedirsin oğlum, bir de yedirsin. Bak bir de geldi, bir de yiyeceksin. Trafikte çıkan her kura, trafiğe çıkan her kura mutlaka bir şeylere mal olmuştur, bir canlara mal olmuştur, ondan dolayı çıkmıştır. Bunlar hiçbir şey küçümsemeyin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi son bir kez daha söyleyeyim. Herkesin annesinin babasının işte arabası vardır. Arabaya bindiğiniz zaman annenize babanıza diyeceksiniz ki isterse Tosya içerisinde kullansın. Emniyet kemerini takın diyeceksiniz, tamam mı? Onların can güvenliği içindir. Anlaştık mı? Tamam. Annenizi babanızı seviyorsanız, büyükleri seviyorsanız bunu taktırır. Biz ikimiz Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde trafik hizmetlerinde çalışmaktayız. Buraya size trafikle ilgili birkaç bilgi vermeye geldik. Ondan sonra sizi eğlendiğinizde baş başa bırakacağız. Kurallara uymanız gerektiren bazı hususlar var. O hususlarda kısa bir bilgi vereceğiz. Mesela şimdi ilk başta şeyden başlayalım, okul servislerinden başlayalım. Okul servisiyle gidip gelen kardeşlerimiz var mı burada? Evet, birkaç kişi var, evet. Sayı yükseliyor. Mesela okul servisi geldiği zaman kontrol ettiğiniz şey ne? Şimdi ilk husus ne? Emniyet kemeri. Ama ondan önceki husus, servis aracını uygun bir yerde bekleyeceksiniz. Ya durağın önünde veya araçların gelmediği bir yerde veya servis evinizin önünde direkt sizi alacak. İnerken de, binmeden önce de kontrol edeceksiniz. Sağınızdan, solunuzdan araç geliyor mu diyor. Servisteki amcanız da kurallara uymazsa onu da uyaracaksınız. Diyeceksiniz ki biz kemerimizi takıyoruz, siz de takacaksınız. Siz de uyacaksınız, diyeceksiniz. Evet. Şimdi soru sorayım. Buyurun küçük hanım. Ben bazen bakmıyorum, hiç araba gelmiyor, geçiyorum. Aa, işte şimdi bir gün gelmez, iki gün gelmez, üçüncü gün gelmez, dördüncü gün gelir. Ondan sonra kim üzülür? Annem ve baban üzülür. Tamam. Acı çekersin. Ondan sonra, bundan sonra kontrol edeceğiz. Tamam. Söz mü? Tamam, işte o bazı arabaların yol verdiği kurallara uyduğundan araçların normalde yayalara, biz öğrencilere yol vermesi lazım. Tamam, o görevini yapıyor ama sen de kurallara uyacaksın, birden yola atlamayacaksın. Karşıdan karşıya geçerken ilk başta sola, sonra sağa, tekrar sola bakacaksın, kontrol ederek karşıdan karşıya gideceksin. Tamam, söz mü? Tamam. Efendim? Dinimizde trafik kuralları var mı? Şimdi dinimizde trafik kuralları şöyle. Dinimizde trafik kuralları yok ama şöyle bir şey var. Kaza. Şöyle ben orayı, konuyu şöyle getireceğim. Kaza olduktan sonra, bak kaza olduktan sonra birisi yaralandıktan sonra sen onun hakkını almış oluyorsun. Eğer ondan birisini öldürürsen ne olacak? Veya yaralandı, sakat bıraktı. Ölen kişinin vebali bize oluyor arkadaşlar. Evet. Bakın çocuklar, beni duyabiliyor musunuz? Şimdi bizim peygamberimiz şöyle diyor. Yolda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmak insanların Müslümanlığının güzelliğindendir. Trafik kurallarına uymayan yayalar ve araçlar ne yapıyor? Yolda insanlara eziyet veriyor, değil mi? Ona buna mani oluyor, yolu kapatıyor. Dolayısıyla trafik kurallarına uymak
bir insanın Müslümanlığının, İslamlığının güzelliğindendir. Bunu diyen kim? Peygamberimiz. Onun için trafik kurallarına uymak zaten Müslümanlığın içinde vardır. Nereye? Anlamadım ki. Haydar'a. He, Haydar'a mı bakacaksın? Şimdi, Mehmet amcandaki mi? Onun mu? Buralı. Bu da merak. Al gel. Sen gördün mü bunu? Yok. Bunu bakın bu özel bir job. Bak. Bu şöyle açılıyor bakın. Böyle. Hocam buna vursanız birisi öldürmez. Evet hocam. Yok. Tamam. Çocuklar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Size derslerinize başarılar diliyoruz. Derslerinizde çok iyi çalışın. Tamam mı? Biz sizinle gurur duyuyoruz. Evet. Tamam. Hadi. Hadi alkışlıyoruz. Hadi.